İlişkiler gelecekte sizce nasıl olur? Gerilir, kopar mıyız? Yoksa biz zaten Yunanistan'la her zaman dostluk böyle devam eder miyiz? Şimdi Türk-Yunan ilişkilerindeki hava Ankara havası gibi. Sabahleyin güneşli, öğleden sonra şimşekler, fırtınalar var. Akşam üzeri tekrar gayet güzel yıldızlar açık. Türk-Yunan ilişkilerinde sorunlar öteleniyor, çözümlenmiyor. Önce onu söyleyelim. Yani bu çok fazla dostum kelimesinin kullanılması iyi bir şey tabii. Yani uluslararası ilişkilerde söylem olarak çok önemli ama işin esasına gelindiğinde sorunlar çözümlendi mi? Hayır, çözümlenmedi. Bütün sorunlar orada duruyor çünkü Kıbrıs dahil birçok konu Yunanistan tarafından başarılı bir şekilde zaten Avrupa Birliği sorunu olarak kabul ediliyor. 15 Nisan'daki basın konferansını küçük bir sorun olarak gördünüz. Yani Yunan basını ayağa kalkmıştı. Orada hiç küçük gözükmedi. Ama Türkiye tabii büyük. Bize göre küçük oluyor. Onlar küçük olduğu için bu küçük büyük oluyor. Yani nereden baktığınıza göre değişiyor. Ama bu Batı Trakya ziyareti ve Atina ziyareti önemli. Yani en azından iki hocam, ülke arasında. Hocam sizi mi kıracağım? Büyük diyeyim. Estağfurullah. Yok, bakış açısı olarak söylüyorum. Yani büyük ülkelerin şeyi tabii her zaman biraz daha geniş açıdan olur. Küçükler her zaman öyledir. Yani böyle yani bu ülkelerin davranışı böyle. Ama tabii bu ilişkilerin düzelmesi, böyle bir havanın yaratılması olumlu. Ben bunu biraz George Papandreou, İsmail Cem dönemine benzetiyorum. O zaman da böyle güzel bir hava yaratılmıştı. O zaman 15 anlaşma, yani 11 tane çok önemli, 4 tanesi de daha sonra yapılacak olan anlaşmalardı. Güzel bir hava oluştu. İki ülke arasında yakınlık sağlanmıştı. Yani komşular arasında gerginlikler olsa bile bunları yumuşatmak çok önemli. Yani söylemlerin sertleşmemesi lazım. Öyle gözüküyor ki hem Dışişleri Bakanı hem de Başbakan Mitsotakis Dışişleri Bakanı'nı ağırlarken çok bu defa temkinli ve güzel bir misafirperverlik sundular. Onu da söylemek lazım. Mitsotakis tabii sanki geçen yıl Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de bu ittifakın oluşmasında rol almamış, Fransa'ya şikayet etmemiş gibi böyle bu Yunan diplomasisinin bence öğrenmek lazım Yunanlardan bunu da veyahut da küçük ülkelerin diplomasileri böyledir. Yani bir şeyi yutamayacakları zaman fazla çiğnerler. Yani Türkiye'de böyle kolay yutulacak bir ülke olmadığı için bu defa çiğnemeyi ondan sonra yutmayı tercih etti. Ama bence olumlu. Bence olumlu. Yani bu gibi iki ülke arasındaki ilişkilerin sakinleşmesi birçok açıdan önemli. Ama sorunlar çözüldü mü? Değil. Batı Trakya konusu çok önemli. Oradaki Türklerin hem Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden sonra şimdi bir de Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinden sonra tabii ayrı bir özgüven kazandılar. Ben de o coğrafyaya gittim. Ben de onu gördüm, konuştum. Oradaki sorunlara en azından akademik anlamda vakıf olmaya çalışıyoruz. Yani bizim duayenlerimizden Baskın Orhan'ın bir makalesi vardı. Batı Trakya'da Türk yok, Türkler yok mu diye İngilizce yazdı makaleyi. Are there not any Turks in Western Thrace diye. Tabii bu makaleyi de bizim Dış Politikası dergisinde yayınlamıştık. Onu da bu arada reklama girmeden söyleyeyim. Çünkü Yunanistan tarafı özellikle 1950'lerden bugüne kadar böyle mümkün olduğunca Müslüman azınlık kavramını kullanır. Oysa bu Müslüman azınlık tabii ki Urduca konuşmuyor, İspanyolca konuşmuyor, Çince konuşmuyor. Bunlar Türkçe konuşuyorlar. Ve bizim insanımız. Yani sonuç itibariyle Osmanlı'nın bakiyesi. Yani 100 yıl evvel Osmanlı'nın topraklarındaydı, şimdi değil. O nedenle öyle Müslüman azınlık falan da bunlar tehlikeli olmaya başladı şimdi. Çünkü bu İslamofobya son dönemlerde çok gündeme gelmeye başladı ya, hem kitaplar yayınlanıyor hem de Profesör Talip Küçükcan'ın bence okumaya değer bir kitabı yayınlandı. İslamofobya ve Avrupa'daki işte
İslam düşmanlığı adı altında. Şimdi Yunanlar Müslüman deseler bir türlü, Türk deseler bir türlü. Yani ikisi de sorunlu. Evet. Herhalde Türk demeleri daha az problemli olacak. Ama tabii Yunanistan bir de Amerika Birleşik Devletleri ile son dönemlerde çok sıkı bir ilişki içerisinde. Hepimiz aynı ittifak içindeyiz ama Yunanistan'ın tabii çok özel bir ilişkisi var son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri ile. Balkanlara ve Orta Avrupa'ya yönelik olarak Amerika'nın askeri anlamda yapmış olduğu hem oradaki üsler hem de büyük oranda desteklemesi. Tabii bunlar Türkiye'yi çok fazla endişelendirmemeli. Çünkü sonuç olarak hepsi NATO içindeki hareketlenmeler. Amerika'nın Rusya'ya karşı olan çıkarlarının bir yansıması. Yani Türkiye'ye yönelik hareketler değil bunlar. Önce onu söyleyelim. Yani Türkiye'de işte herkes böyle... Bazı arkadaşlar işte Türkiye'ye saldıracak Yunanistan falan filan, öyle bir şey yok. Yani Türkiye NATO'dan çıkmadığı müddetçe, NATO'nun içinde olduğu müddetçe NATO ittifakı içindeki üyeler birbirleriyle kavga etmezler. Bu temel prensip. Yani öyle kolay kolay da savaş hiç kimsenin Türkiye'ye açacağı yok. Yani o arkadaşları da rahatlatayım en azından. Peki. NATO'yu da konuşacağız hocam. NATO'yu da soracağım size. Biliyorsunuz bir görüşme gerçekleşecek. Hemen bir Furkan hocama dönmek isterim. Furkan Kaya, aslında Atina'da kritik görüşme demiştim ya, burada satır başlarında benim en çok dikkatimi çeken pandemiden olsa gerek, 5 yıllardan sonra Yunanistan'da olmaktan mutluluk duyuyorum demiş Çavuşoğlu. Biz de gider miyiz acaba? Bir mutluluk duyar mıyız? Biraz tatil yaşar mıyız? Ne diyorsunuz? Tabii Hüseyin Hocam çok güzel özetledi aslında mevzuyu. Ben Sayın Çavuşoğlu ve Dendiyaz'ın o kucaklaşmasını, Hüseyin Hoca'nın çok kıymetli bir eseri var. Demokrat Parti döneminde ben de çalıştığım için Averhof'la rahmetli Zorlu'nun işte o Birleşmiş Milletler toplantılarında boğaz boğaza geliyorlardı. Yani düşmancasınalardı. Sonra birinci Londra konferansı, özür dilerim, Londra Zürih anlaşmalarının imzalanmasına vesile oldu. Çok iyi dost oldular. Aslında Kıbrıs Anayasası'nın hazırlanmasında ve Cumhuriyet ilanında rahmetli Zorlu, Allah rahmet eylesin, 27 Mayıs'ta çok yakın bir zamanda andık demokrasi şehitlerimizi. Dolayısıyla Averhof'ta Zorlu'nun çok büyük katkısı vardır. Yani aslında komşu ülkelerin ilişkilerinde Dışişleri Bakanları nezdinde oluşan dostlukların çok önemli bir katkısı var. Hocam dediği gibi İsmail Cem mesela, Papandreou. Yani devletlerin makamlarından ziyade insani ilişkiler üzerine aslında bazı yol kat edebildiğimizi görüyoruz. Ama rahmetli Zorlu'nun bir lafı daha vardır. Özellikle Türk-Yunan ilişkilerine nazaran şunu söyler. Türkiye ile Yunanistan aynı faytonda koşulan iki at gibidir. Yani Türkiye ile Yunanistan, Türkiye nereye giderse Yunanistan oraya, Yunanistan nereye giderse Türkiye de oraya gitmek durumundadır. Hani bu bizim zaten jeopolitiğimizin getirmiş olduğu bir sorumluluktur der. Ama tabii ki...